Hükümetin seçim öncesi İmralı'ya terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a bir heyet gönderdiği iddia edilmişti. Hatta İyi Parti lideri Meral Akşener de Öcalan'la görüşmeye bir yargı mensubunun gönderildiğini öne sürmüştü. Şimdi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ işte bu iddiayı yalanladı. Bakanlıktan da heyet İmralı'ya Öcalan için değil su baskınını incelemek için gitti açıklaması geldi. Yeni gönderdiler. Kimin gönderildiğini biliyorum ya. Devlet açısından ayıp. Yoksa yani siyasetçi olsa vallahi söylerim. Ama yargıdan birini gönderdiler. İddiasını böyle dile getirmiş, terör örgütü elebaşı Öcalan'la görüşmek için İmralı'ya bir yargı mensubunun gönderildiğini öne sürmüştü. Akşener'in gündemi değiştiren çıkışına Adalet Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Böyle bir hadise söz konusu değildir. Tamamen gerçek dışıdır. İyi Parti lideri Akşener'in İmralı iddiasını Adalet Bakanlığı yazılı açıklamayla yalanladı. 5-7 Şubat tarihlerinde meydana gelen fırtına nedeniyle İmralı Jandarma Ada Güvenlik Komutanlığı'nca kullanılan hizmet binaları ve kolaylık tesislerinin çatılarının hasar gördüğü ve bina işlerine su aktığı, bu nedenle 4 kişiden oluşan teknik bir ekibin talep üzerine 21 Mart 2023'te İmralı'ya gittiği belirtildi. Yalan söylüyorlar. Çünkü bile bile bu yazıları çarpıtıyorlar. Bakanlık söz konusu talep ve görevlendirmelere ilişkin belgeleri de paylaşırken teknik ekibin yükümlülerin olduğu bölümde herhangi bir inceleme ve denetim yapmadıkları da açıklamada yer aldı. Bakan Bozdağ da Akşener'in İmralı iddiasına böyle tepki gösterdi. Her gün yalana irtifa kazandırıyorlar. Madem böyle bir görüşme var, koy da biz oy kaybedelim ya.